Evet, geçen hafta bu alt çıtalı arımıza kek vermiştim denemek için. Bakalım durumu nedir? Evet, görüldüğü gibi kek yiyorlar şu anda. Bal stoğu da vardı bu arımın ama denemek için vermiştim. Hani kışın kek verilir mi verilmez mi? O konuyu işlemek için vermiştim. Bakalım bastonun durumu nedir? Bugün hava sıcaklığı 14 derece gibi. Görüldüğü gibi. Bastuğu var şu anda. Çok fazla şey yapmadan, incelemedim. Evet. Son çıta balımız var. Evet, görüldüğü gibi. Zaten fazla fazla bırakmıştık balını. Hatırlarsanız diğer bir alanda. Uzun zaman açmayınca çıtalar birbirine yapışıyor. Yaklaşık 2 aydan fazla oldu açmayalı. Bastıyorlar. Yeterince bastığımız mevcut. Tamamdır. Artık kapatıyorum aramı. Çünkü yavrularını düşürmemek lazım. Fazla da rahatsız etmeden. Durumu gayet iyi. Yavrusu var mı yok mu onu gözlemleyeceğiz. Kovanımızı açıyoruz. Evet, arımız görüldüğü gibi keki alıyor. Ben proteinli arı kek kullanıyorum genelde. Evet. Kovan örtü bezini tam olarak açmayalım mümkünse. Çünkü her tarafını şey yapmayalım, soğutmayalım. Hava sıcaklığı 14-15 derece gibi bugün. Bakalım bir arımızın durumu nedir? Yavru alanı nedir? Bölme şurupluk. Bölme tahtası. Kek az kalmış.
hava serin. O yüzden biraz çabuk olmamız gerekiyor. Nedir durumu? Evet. Bastuğu var. Gayet de güzel. Artık önümüzdeki günlerle şerbet beslemesine az az başlayacağız. Anaerobik teşvik etmek için. Az az vereceğiz. Erikler çek açtıktan sonra artık şerbet vermeye çoğaltacağız. İlk başta da sadece anaya teşvik için az az vermemiz gerekiyor ki. Çok verirsek bu sefer geceleri hava serin ve hava sıcaklıkları sürekli değiştiği için yavru çocukluğuna neden olur. Yavruları ısıtamazlar. Polen var. Bal var. Yürürlüğü gibi. Evet, polen de güzel. Polen bizim buralara gelmeye başladı. Papatyalar çek açıyor. Sonbahardan kalan formik asit aparatımız. Bunu da baharda uygulamaya geçeceğiz. Kışın oksalat asit yaptık. Artık görüldüğü gibi yavru alanına geldik. Şuralarda kapalı yavrular mevcut. Çıkmak üzere olan yavrular mevcut. Larvalar mevcut. Kenarlarda günlük yumurtalar mevcut. Ana artık yumurtlama alanı yavaş yavaş çoğaltmış. Geçen hafta bu kadar yoktu. Arkasında da aynı şekilde. Görüldüğü gibi. Evet, gayet güzel. Günlük yumurtalar alanlarını genişletmiş. En kenarlara kadar gelmiş. Gayet artık iyice yavrulama alanını genişletmiş anamız. Maşallah diyelim. Bu zayıf bir çıtaydı. Zayıf bir kovandı. 2, 4, 6 çıtalı bir kovanımız. Kışın daraltmasını yaptık. İlaçlarını zamanında verdik. Sene sonuna girerken stok beslemesini yerli ve zamanında yaptık. Yeterli miktarda yaptık. Zaten ben çok miktarda bal bırakıyorum arında. Bahara daha kuvvetli olsun diye. Çünkü baharın bala ihtiyacı var. Görüldüğü gibi bunda da kapalı yavrular mevcut. Kenarlarda günlük yumurtaları görüyorum. Polen var. Evet, arımız biraz hırçınlaştı. Nefesimi hissettiği için çok yaklaştırdım. Evet, burada da anamız şurada. Ana arımız burada geziyor. 2019 anası bu. Evet. Gayet güzel. Artık bu çıtaya da bakıp kapatacağım. Bunda da yavru var mı? Yok mu diye. Evet. Burada yok. Burada bal stoğumuz mevcut. Görüldüğü üzere. Burada da var kapalı yavrumuz. Ana arı artık iyice alanını genişletmiş. Çoğalmış maşallah. Arı çoğunluğu da fazla iyi. Varavayı göremedim. Bu da güzel. Çünkü geçen hafta da kontrol etmiştim. Yoktu.
artık kovanımızı yavaş yavaş kapatabiliriz. Hava serin olduğu için normalde bu kadar bekletmiyordum. Çekim yaptığımdan dolayı sizlere gösterebilmek için uzun sürdü. O yüzden aklınızda olsun. Mümkün olduğu kadar erken bahar kontrolü hızlı ve seri olması lazım. Yavru alanı gördükten sonra, günlük yumurtayı gördükten sonra fazla açıp bakmamak gerekiyor. Çünkü yavru düşmesine sebep olur. Bu da yavru çocukluğuna ve hastalığa neden olur. O yüzden kısa ve az tutmak gerekiyor. Örtü naylonumuz, çuvalımız. Kapağımızı da kapattık mı? İşlem tamamdır. Artık haftaya şurup beslemesine başlarız. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip altta da yorum yaparsanız çok memnun olurum. Daha iyi videolarda karşınızda olabilmek umuduyla. Hoşça kalın, dostça kalın.